Çok fazla isim var. Bugün Alexander Bach adı öne atıldı. Benfikalı oyuncu Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'nın sağ kanat beki olarak mutlaka izlediniz. Gelé defteri zaten kapandı. Yelert, Kopenhaglı oyuncu ihtimallerden biri. Emre Kaplan Galatasaray'ın Emerson Royal'le ilgilendiğini belirtti ve Kieran Trippier de listedeki isimlerden bir tanesi. Cem Hocam, Doué'yi Galatasaray'ın kadrosuna katmasını bekliyorduk ama o transferden vazgeçildi. Farklı, çok farklı profillerdeki oyuncuların adı şu anda geçiyor. Acaba burada istenilen oyuncuya gidemiyor mu Galatasaray ya da istenen profille, arzu edilen profille ilgili kafalarda net bir şey oluşmamış mı? Benim kafamı karıştıran konu bu. Şöyle, Galatasaray'ın bir kere herkesin hemfikir olduğu bir mevkisine ihtiyaç olduğu söz konusu. Sağ bek konusunu bir türlü Galatasaray halledemiyor ki bence Galatasaray Okan Hoca ile beraber hem bu mevkinin sıkıntı olduğunu bilmesine rağmen bence buralara kalmaması da gerekir diye düşünüyorum. Çünkü 2 seneden beri takımın başında Okan Hoca var. 2 seneden beri Dursun Özbek yönetimi var. Ve dolayısıyla da buradaki bu problemi çok daha evvel çözülmesi gerekir diye, çok geç kalındı diye düşünüyorum. Buradaki isimlere baktığımız zaman da sanki daha çok bir baş altı güreşen bir şeyler vardır ya, yani hep öyle tabir edilir. Ya böyle bir tık aşağıdaki bir oyuncuların üzerinden hareket ediliyor diye düşünüyorum. Yani hemen mesela alıp aynı formayı verdiğiniz zaman Sacha Boey tepkisini, etkisini oluşabilecek bir profil olarak ben görmüyorum hiçbirini hala. Ama çalışıyor, bir şey diyemiyorum. Sosyal medyada da sağda solda da acaba işte bir ekonomik bir kriz mi var, sıkıntı mı var gibi de söylentiler de var bunun yanında. Ama ben planlamanın Neden para yok bu sorgulanıyor ama neden şöyle para yok düşün, 30 sorgulanıyor. milyon euro Galatasaray Sacha Boey'dan kazandı mı? Kazandı. Sadece Icardi ile Zaha'ya 20 milyon euro para veriyorsun. Ya ben Zaten o gelen para mevcut takımın kontratlarına da bir yandan gidiyor. Bu da ya zaten kötü belki bir transfer süreci geçirilmiş olmasının etkenlerinden biri sevgili geçen Kerem, ben sezon. şöyle bakıyorum. Yani Galatasaray Kulübü geçtiğimiz dönemde bir yönetim kurulu, genel kurulu geçirdi değil mi? Genel kurulda da genelde ibra olunur. Yani mali portre, mali bütçe bakılır, genel kurula sunulur ve genel kurulda oraya ikna olduysa mali portreyi onaylar veyahut da onaylamaz. Bu onaylandığına göre demek ki Galatasaray'daki gelir ve gider tablosu dengeli olduğu için de Galatasaray'ın portföyünde bir problem yok diye algılıyor Galatasaray Kongre Üyesi. Ama konuşulan konu ve konuşulan insanların yapmış olduğu, ortadaki ürettiği bir ekonomik sıkıntının göstergesini alınacak oyuncunun gecikmesinden kaynaklandı. Gördüğü zaman da hani bu ne periz, bu ne lahana turşusu gibi bir şey oluyor. Yani dolayısıyla da var mı yok mu veyahut da varsa da ona göre bir transfer yapın. Yoksa da yani standartları belirleyin. Ona göre bir gelecek planlaması, orta vade planlaması bir oyuncu alın. Çünkü Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Ellerinde şampiyon olmuş, birbiriyle oynama alışkanlığına sahip ve hocasıyla, takımıyla, başkanıyla bir alışkanlığa sahip bir takım var. Bu takım geçen sene Galatasaray'ın sağ beksiz, sol beksiz şampiyon oldular. Demek ki buna da uygun bir profil ve üretebiliyorsun takımın içinden. Ya bu, o zaman çıkarsın dersin ki ya bizim ekonomik durumumuz bu. Buraya bir oyuncu alacağız ama bunu içimizden halledeceğiz gibi bir insanların beklentisini bir şekilde yönlendirirsin. Şimdi beklentiyi sen her zaman yüksek tutuyorsun. Gelecek olan oyuncuyu da insanlar hep şöyle bakıyor Galatasaray'da. Yani bir Sacha Boey gibi mi? Bir işte oradaki performans gibi alabilecek mi? İşte bir Torreira etkisi olur mu? Bir kaledeki Muslera'nın etkisini yapabilecek bir oyuncu alabilecek miyiz? Dolayısıyla bu profilde oyuncu bekliyor. Gidenler üstüne de hocam yani düşünmek aynen dediğiniz gibi oluyor ama çok da mantıklı değil. Yani şunu garanti edebiliriz. Galatasaray Sacha Boey'den daha iyi bir oyuncu alamaz. Alamaz ama o Alamaz. etkiyi görsün. Ferdi mesela Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri. Ferdi'den Fenerbahçe 50 milyon euro kazanabilir. 40 milyon euro kazanabilir bence. O seviyesi var. Ama Ferdi'den daha iyi bir sol beki olmaz o dakikadan sonra. Yani bunları belki doğru Ya bu analiz etmek planlamayı lazım. hepsini doğru analiz etmek lazım. Şimdi mesela herkes bana da yolda ya Nesli işte ne para verdi falan. Ya Nesli'nin bugün konuşulan 20-25 milyon euro bir paketin içerisinde bir para konuşuluyor. Biz Sacha Boey'u 30 milyona verdik sağ bek.
Biz Ferdi'den bekliyoruz, 35-40 milyon bekliyoruz. Sol bek sağ ayaklı. Yani şöyle bir baktığın zaman. Biz beklerden 35-40 bekliyoruz. Ama santrfor bölgesinde Nesli, Fas milli takımın santrforunu 20-25'e mal ediyoruz. Bu yani hangisi doğru, hangisi pahalı, hangisi ucuz o zaman, anlatabiliyor muyum? İhtiyaçlara göre onu değerlendirmek tamam, daha doğru. Tamam, ihtiyaçlara göre değerlendirmek doğru ama şimdi sağ bek mevkiindeki, sol bek mevkiindeki bir 35-40 milyon ücretlerin döndüğü bir yerde... Yani Enes'in bedava kalıyor. Ben onu demek istiyorum yani. 25 milyon çok büyük bir para değil artık. Özellikle de gol bölgesindeki olan oyunculara, Enes'in gibi bilinen bugün o bölgedeki sayılan 3-5 tane oyuncudan biri ise Enes'i falan 25 milyon falan hiçbir şey değil. Ama bek için ama biz, daha farklı bir şey. Biz bek için mesela her şeyden evvel Ferdi çok inanılmaz seviyorum. Çok başarılı, çok iyi bir futbolcu. Ama sol bek ama sağ ayaklı. Ama 40 milyon bekliyoruz mesela. 35 milyon bekliyoruz. Ya anlatabiliyor muyum? Yani aradaki bir dengeyi teraziye koymaya çalışıyorum. O yüzden piyasada biraz uçmuş. Evet, mukayeseyi öyle yapmak istiyorum. Yani neticede... Ama bu arada bence onu da söyleyeyim. En-Nesyri özelinde değil. Galatasaray'a da Wendel'in adı geçiyor. 20 milyon eurolardan bahsediliyor. Hocam 20 milyon eurolar yani bizim için aşırı büyük paralar. Yani Fenerbahçe, Galatasaray özelinde söylemiyorum. 20 milyon euro çok büyük bir para. Bizim için olabilir de ama yani bugün Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyorsan rekabet için evet aynen. İyi oyuncularımız eğer olması bugün lazım. Gerçekten ama büyük paralar harcıyor. Büyük paralar Fenerbahçe kulübü eğer bu paraları sürdürebiliyorsa, mali tablosunu, portresini, bütçesini iyi oturtabiliyorsa ki başkanın bunda çok büyük bir emeği var. Buradan da gerçekten bir Fenerbahçe Genel Kurulu üyesi olarak da teşekkür ederim kendisine bu mali portreyi sürdürebilme açısından. Böyle bir kulüp yapısının ekonomik tablosunu yürütebilme açısından. Çünkü hem bu ekonomik tabloyu yürütüp hem yarışabilmek hem de işte bir koskoca bir kulübün 10-11 tane Fenerbahçe Spor Kulübü gibi bir kulübü yönetmek kolay bir şey değil. Yani biz şimdi konuşurken Galatasaray'ı birden yine buraya geliyoruz ama genelde de futbolun sorunları, sporun sorunlarına da kulüplerin sorunlarına da bunlar hakim. Ve bu yüzden de aynı şekilde Galatasaray'ın da böyle problemleri var. Ama 20 milyon diyorsun ama ben açıkçası eğer hakikaten bu şampiyonlarda, bu Avrupa kupalarında yarışacaksan sevgili Kerem, bu 20 milyonları falan artık vermek zorundasın. Ben kim olursa olsun verilmesinden yanayım. Ya ona bakarsan ben de yani o yüzden kulüplerimizin güzel bir akademik yapısı olsun. Olması tam akademik bir yapısı olsun. Akademileri olsun. Oradan üretim mümkün olduğu kadar daha iyi gitsin. Daha iyi planlansın. Oradaki çalışma iklimleri, çalışma futbol iklimleri üretilebilecek bir iklim konforu yaratılsın. Ben de o tarafındayım işin. Evet, yani yıllarca da bunun tarafının işin anlatmaya içinde oldum. Anlatmaya çalıştığımız şey o aslında. Tabii kesinlikle öyle. Ama yarışıyorsanız da çünkü bir beklenti var sevgili Kerem. Yani büyük takımların taraftarları, baskıları şampiyon ol, iyi kadro ol, seyirci ol. Ya bugün şampiyon olan kadroya bile mesela Fenerbahçe'de bu Mourinho gelmiş. Hocam transfer var mı? Hocam o geldi mi? Abi bir şey duydun mu? Hocam bir şey duydun mu? Yani hep bunun üzerine transferle insanlar mutlu oluyor. Yani evet. Böyle de bir durum var açıkçası. Gerçekten öyle.